Öyle mi? Bitti. Öyle mi? Şimdi İhsan Bey'in sözlerine de biliyorum yanıtlarınız var. Nereden başlarsınız? Ben o kadar çok şey birikti ki neresinden başlayacağımı söyleyeyim. Başlayın, sizi dinliyoruz Gökhan Bey. En önemlisinden başlayacağım ben. Hani tamam. Yoksa burası ucu açık spekülasyonlar için söylenebilecek çok şey var. Ben de severim bunları yapmayı. Siyaseten de iyidir ama bu memleketin çok daha önemli konuları var. Şimdi Türkiye'de biz 14 Mayıs'ta seçime gideceğiz, 4 ay sonra. Ve 20 yıllık bir AKP iktidarı var. Bu 20 yıllık AKP iktidarının Türkiye'yi getirdiği bir konum var. Biraz evvel İhsan Bey özetledi. İhsan Bey'le biz aynı memlekette değil, aynı yerkürede yaşamıyoruz muhtemelen. Bak muhtemelen diyorum yani. Sebebini de söyleyeceğim. Gerçekten öyle. İşte o pencere nasıl bir pencere biliyor musunuz? Hani öyle bir pencereden bakarsanız öyle oluyor. Hiç öyle değil. Ama böyle yok. Hani bizim diyalektik dediğimiz 360 dereceden bakarsanız öyle olmuyor. Ya diyalektikte sorun i̇zin var verirseniz, zaten. İzin tamam, verirseniz sebeplerini söyleyeyim. Türkiye'de bugün AKP seçmeni dahil olmak üzere kime sorarsanız sorun, bu memleketin en temel sorunlarından birisi nedir diye size sıralayacağı şeyler var. Ne? 10 milyon mülteci yaşıyor bu memlekette. 10 milyon mültecinin bu memlekette yaşamasına neden olan iktidar kimdir? Rakam 10 milyon değil. Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gerçekten rakam 10 milyon. İzin verir misin? Tabii. 10 milyon değil de 8 milyon mu? Düzeltecek misiniz? 5 milyon sayabilirsiniz. Peki 5 milyon. Ya İhsan Bey ben sizi kırar mıyım ya? 5 milyon. 5 milyon mültecinin bu topraklarda yaşamasına neden olan Şam'da öğle namazı kılacağım 2 saatte oralara varırım diyen öngörüsüyle beraber Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarıdır. Buna ya ben AKP masada oturuyor diyen bir şey kişi mi söylüyorsunuz? Diyen kişi masada oturuyor. Ha, yani Erdoğan değil de o mu yaptı diyorsunuz? Yok şöyle, söz İhsan ona Bey, böyle, ait. Böyle mi devam edeceğiz? Yok cümle ona bakın, ait. Siz böyle garip garip laflar ederken ben dinledim. Tamam. Ama böyle devam edeceksek buna da varım. Yok tamam. İzin buyurun. Verirseniz bitireyim. Şimdi o katil Esad'dan yarın görüşebiliriz diyen, zaten arkadaşlarımız görüşüyor diyen bir iktidara geldik ve biz bunu hiç konuşmayacağız öyle mi? Hani bunu konuşmak yerine Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklıyor canım? İşte 9 saat sürdü falan konuşacağız. Bunlar kıymetli ama bunlar Türkiye'nin en temel sorunları. Başka bir şeye gidelim. Biraz evvel tarımdan da galiba bahsetti. Gıda enflasyonunda dünyanın ilk üçüne geldi ya bu memleket. Dünyada tarımın başladığı topraklar gıda enflasyonunda dünyanın ilk üçüne geldi. İnsanlar karnını doyuramıyor. Biz burayı ekonomik başarı olarak mı anlatacağız? Başka bir şey. Merkez Bankası Başkanı'nı bir gece yarısı görevden alıp da dövizi 3 katına fırlatıp Türkiye'nin bütün dış ticaret dengesini alt üst eden iktidar kim ki? Önce damadına verip o görevi, arkasından da şimdi gözlerime bakın diye ekonomiyi bize tarif etmeye çalışan ve bütün dünyanın bilimsel literatürünü inanılmaz sözleriyle alt üst edenler kimler ki? Bu bize nasıl yansıdı? Bu bize şimdi yalnızca ihracat rakamlarını açıklayan ama dış ticaret açığından hiç söz etmeyen, Türkiye'yi kuşaklar boyunca ödeyemeyeceği borç yükü altına sokan bir iktidar getirdi. Deniz Bey yazısında yazmış, ben çok güzel o rakamları yıllarca takip ettim. 2.7 trilyon dolar kaynak kullanıp bunun yalnızca 180 milyar dolarıyla yatırım yapan dünyanın en temel kleptokrasi rejimini kuran bir iktidardan bahsediyoruz. Ve bu iktidar bize bir sorun yokmuş gibi anlatılıyor. Onun için diyorum aynı yerkürede mi yaşıyoruz? Ya da Cumhurbaşkanlığı seçimine geçiyoruz. Ya ahmak sözcüğünden dolayı Ekrem İmamoğlu'na aday verip, ceza verip, siyasi yasak verip, hapis cezası verip, YSK başkanına da İsa'sı rey niteliğinde olmak üzere açıklama yaptıranlar kimler? Biz bu memlekette adaletten bahsedeceğiz öyle mi? Ya şimdi dolayısıyla bütün bunları konuşmak ve bütün bunları da yerli yerine koyarak konuşmak zorundayız. Arkadaşlar atıf yaparlar. Yapıyorsunuz. Ama siyaset bilimine aykırı yaptığınız atıflar. 1940'lara atıf yaparlar. İki şey hatırlatalım. 1940'larda Başbakan Celal Bayar'dı.
Celal Bayar o iktidarın en önemli devlet adamlarından bir tanesiydi. Menderes o partinin milletvekiliydi. Ve bir tarafınızda Hitler, öbür tarafınızda Mussolini, İkinci Dünya Savaşı'nın da en ağır zamanlarıydı. Şimdi atıf yapa yapa İkinci Dünya Savaşı zamanını buldunuz. Eğer CHP ve darbe ilişkisi üzerine bakacaksak, 1980 darbesinden sonra kimlerin parti binalarının kapatıldığına bakın. Kimlerin il başkanlarının öldürüldüklerine bakın. Yani bütün bunları buranın üzerinden okumayacağım da ben genel geçer işte post liberal görüşler üzerinden bu memleket okumaya çalışacağım, öyle mi? Siz bir yudum suyunuzdan alırken bu aslında biraz da bugünkü toplantıdan ve bugüne kadar olan toplantılardan artık seçim bu kadar yaklaşmışken nihai kararlar çıkmamasında bir sonucu. Yani bunları konuşuyoruz ama o konuşmaya geçemiyoruz. Serap Hanım şimdi de yani oraya geleceğim. Muhalefete yakın şimdi, seçmenin de aslında talepleri hemen artık tabii, bunlara tabii. geçmek. Tabii aynen öyle. Şimdi bakın Nagihan Hanım dedi ki Sevilay Hanım'ın bu söylediği rakamlar verili koşullarda nasıl gerçekleşebilir? Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Anket firmaları var. Ben bir kere daha söylediğimi tekrar edeyim de hani ne dediğim çok net anlaşılsın. Ben olsam Türkiye 2017 seçim referandumunu yaşadı, 2018 seçimini yaşadı, 2023 seçimini yaşadı, genel seçimleri yaşadı, en son İstanbul seçimlerini yaşadı değil mi? Evet. Orada anket firmalarının temsilcileri konuşurken bir kere daha söylüyorum, yani rakamları arkadan yansıtırım. En son seçimde arkadaş ne demiş, ne gerçekleşmiş? Onlar görülmeli ki bugünkü sözlerine anlam vermeliyiz. Bir. İki. Mesela son 3 yılda, son 5 yılda, son 20 yılda kamudan ne kadar iş almışlar? Değil mi? Ona bakmalıyız. Ona bakarsak sözlerini daha çok kıymetlendirebiliriz. Ha bu şu anlama da gelir, onu da söyleyeyim size. Muhalefet partisinden ne kadar kaynak almış bir anket firması? Bu da kıymetlidir yani. Ben bir anket firması sahibinin bir AKP'li milletvekilini ya da bir CHP'li milletvekilini aşacak şekilde veriden çıkıp yorum yapmasını ancak bu memlekete ilişkin bir durum olarak görüyorum. Ve gerçekten hani siyaset bilimi açısından kabul edilemez görüyorum. Ben olsam, ben meseleye sağdan soldan böyle partizan yaklaşan arkadaşlara iş vermem. Çünkü anket firması dediğin ne yapmak zorunda? Bağımsızlığını korumak zorunda. Veriyi koymak zorunda. Yorumunu siyasetçiye bırakacak. Burada bir AKP milletvekili oturacak, arkadaş yorumunu yapacak, biz de ona cevabını vereceğiz. Şimdi gelelim buraya. Türkiye'de partilerin belirli oy tabanları var. Bunların içerisinde en yenisi İyi Parti. İyi Parti de kendisini kısa süre içerisinde bir yere kadar yükseltti. İyi Parti ile MHP'nin oy dağılımına bir bakalım. Şunu ne görüyoruz? Gördüğümüz nedir? İçinden doğduğu partiyi ikiye katladı mı, katlamadı mı İYİ Parti? Yani 14'e 7 diyebiliriz, 13'e 7 diyebiliriz değil mi? İçinden doğduğu partiyi ikiye katladı. Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı? Ben bir CHP'li olarak diyebilirim ki üzerine rakam koydu CHP ama benim beklediğim kadar koymadı. Bunu da söyleyelim. Cumhur İttifakı'nın toplam oyuna bakalım. Bir daha sayayım ben size. Kimleri toplamamız Gökhan Bey, lazım? CHP'nin oyu son sizin baktıklarınızda ne görüyorsunuz? Şu anda 27-28 düzeyinde. Rakamlara bakalım. Cumhur İttifakı'nın toplam oranlarını söyleyeyim ben size. Hangi partilere bakacağız? AKP'ye bakacağız, MHP'ye bakacağız, Büyük Birlik Partisi'ne bakacağız. Vatan Partisi'ne bakacağız, muhtemelen Hüdapar Partisi'ne de bakacağız. O seçmen eğilimi olarak onu katıyor. Bunların toplamının Erdoğan'a oy verenler olarak hani bir yerde şekillenmesine bakacağız. Millet İttifakı'nın hangi partilerden oluştuğu belli. Burada Millet İttifakı'nın öz eleştiri yapması gereken bir şey var. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı oranında Millet İttifakı kendisi lehine 15 puandan fazla fark açmışken bu fark bir trend halinde Millet İttifakı geriye doğru, Cumhur İttifakı ileriye doğru gelişiyor mu? Evet gelişiyor. Siz de bunu görüyorsunuz son aylarda. Ya ben bir siyasetçi kendini kandırırsa siyaseti bıraksın. Çünkü ilk seçimde kendini kandırmasının sonucunu görür. Elbette görüyorum ben bunu. Bunu AKP'nin yürüttüğü pozitif ve negatif kampanyayla birlikte okumak lazım. AKP bir taraftan pozitif kampanya yürütüyor. Ne demek pozitif kampanya? Merkez Bankası sürekli çalışıyor.
Matbaalar sürekli çalışıyor, sürekli para basılıyor. Ve bu çerçevede asgari ücrete zam yapılıyor. Yapılsın, daha da fazlası yapılsın. İşte EYT'ye bir şeyler veriliyor. Kimsenin dediğine bakmazlarmış vatandaş. Vatandaş bal gibi biliyor ki EYT'yi asla yapmayacağım. Yaparsam iktidarı kaybetme pahasına bile olsa yapmam diyen Erdoğan, iktidarı kaybetme pahasının ucuna geldiğini görünce muhalefetin baskısıyla EYT'yi kabul etmek zorunda kaldı. Bunu EYT'lilere sorun bakalım. Bilmeyen var mı? Negatif kampanya ne? Negatif kampanya HDP'nin kapatma meselesi. HDP'nin blokaj koyma meselesi. Önünde 1700 dosya varken Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır'ın dosyalarını, fezlekelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öne çekme meselesi. Ekrem İmamoğlu'na şeyden hemen sonra, İstanbul seçimlerinden hemen sonra Ordu'da para cezası verilmesi, onun istinaftan onaylanması ama 2 yıl geçmesine rağmen hala Yargıtay'da temyiz edilmemesi. Yargıtay'da düzeltiyorum, onanmaması ve kesinleşmemesi. Buna karşılık 14 Aralık'ta verdikleri ahmak davası kararının daha istinafa yeni gitmişken Mart ayında, Nisan ayında kesinleşirse mazbatayı veririz, vermeyiz diye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na konuşturtulması. Ha bana diyebilirler ki ya bu ne biçim konuşma ya? Bir hakim bir başkasının lafıyla mı konuşur? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı önüne gelebilecek bir konuda ihsası rey niteliğinde açıklama yaptığını bilmiyor mu? Bilmemesi mümkün mü? Peki niye söylüyor? Yani şunu söylüyor. Ekrem İmamoğlu gösterirseniz böyle bir durum var. Ha bak bunu yaparız. Nasıl demek olsa istiyor. Gideceğim diye söylemişti. Evet nasıl olsa da gideceğim diyor. Aynı YSK Başkanı soruyorlar. Erdoğan aday olabilir mi? Anayasanın açık hükmüne rağmen o ihsası rey niteliğinde olur. Buna yanıt veremeyiz diyor. Şimdi bütün bunları neyle görüyoruz biz? İşte bütün bunlar anlattığım negatif kampanya. Yetiyor mu? Ya 2015 yılında bir kültür ihalesini yapmış da Ekrem İmamoğlu, 2023 yılında bundan dolayı kendisine iddianame açılıyor ve davanın tarihi veriliyor. Ya süreç sadece bunlardan ibaret değil ki. Yani Selahattin Demirtaş'ın başına gelenden tutun da Türkiye'de sıradan vatandaşın karşısında adalet gördüğü zaman, adalet diye gittiği yerde karşılaştıkları durumlar. Vatandaş nasıl bakacak buna? Ben bunları yaşadım. Türkiye iyi yönetiliyor mu sorusuna kahire ekseriye Türkiye iyi yönetilmiyor diye cevap veriyor. Şimdi o halde bu memlekette bunu aşmak için ne yapmak gerekir sorusunun yanıtını arıyor memleket. Altılı Masa bu konuda henüz vatandaşı ikna edici bir yanıt bulamadıysa buradan öz eleştirisini yapması lazım. Verilere ilişkinde bir şey sorayım, sözümü bitireceğim. Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik burada az önce yapılan yorumlara da yorumunuzu ben merak ediyorum. Tabii. Üçünü de soracağım. Küçük bir cevap hakkım var, onu kullanacağım. Sonra tamam, tabii. İhsan Beyciğim, her türlü cevap hakkını açığız. Yeter ki karşılıklı konuşalım. Şimdi ben çok anket görüyorum. Aynı zamanda da sürekli sokaklarda dolaşan bir insanım. CHP demokratik değildir dedi ya İhsan Bey. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu beni listesine koymamasına rağmen kurultaylarda listedelerek seçime giren, parti meclisine giren, ondan sonra da şakır şakır çalışan bir insanım. Dün Gürsel Erol da böyle bir örnek verdi buradaki. Bunu AKP'de yapabilecek bir tek milletvekili gösterebilirlerse, buna cesaret edebilecek, hani bırakın yapmayı, bir tek milletvekili gösterebilirlerse, ne gibi? Bir ortak şeyden bahsedebiliriz, demokrasi düzeyinden bahsedebiliriz. Rağmen. Yönetime giren. Ya Erdoğan'a rağmen siyaset yapabilen bir kişi varsa AKP'de siz bunu şey gösterin. Yapmıyor musunuz? Ayakkabıyı elinizle yalamıyorsunuz. Ha ayakkabıyı falan elimizle yalamıyoruz tabii. Yani bütün bunlar iki partinin karşılaştırılamaz düzeyini gösteriyor. Ha buna rağmen ben CHP'de bir demokrasi açığı olduğunu düşünüyorum. Ama bunu bir AKP'liden duyabilecek durumumuz falan olamaz yani. Bu bize özgü bir şey. Şimdi gelelim rakamlara. Size en kötümser senaryoyu söyleyeyim. En kötümser senaryo şu anda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın oylarının istatistiki yanılma sınırları içerisinde birbirine yakın olduğudur. Başa baş mı diyorsunuz en şu an? En kötümser senaryo. En kötümser senaryo. Rakam bu, verilirse ben de çıkartır şakır şakır rakam veriyorum. Bu senaryoda aday Kemal Kılıçdaroğlu mu? Hemen geleceğim. 43 civarında birleşiyorlar bunlar. Nasıl? Üzerine 11-12 puan civarında HDP oyu var.
Bu ne anlama geliyor? Yani altılı masa 43 civarı. Altılı masa 43 masa civarı, 11-12 civarında HDP oyu var. Ya ayrı aday çıkarırsa? 53-54 civarında şey oluyor. Bir tane. HDP ayrı aday çıkartırsa Millet İttifakı'nın ilk turda seçim kazanması çok zorlanır. Bu koşullarda Erdoğan'ın ilk turda kazanması zaten akla aykırı. Kazanacağını iddia etmek akla aykırı. İş ikinci tura kalır o zaman. İkinci turda ne olacağına ayrıca bakarız. Ama şunu iddiayla söylüyorum. Millet İttifakı'nda en az 3 aday, en az 3 aday Erdoğan'ı yenebilecek kapasiteye sahiptir. Kimler bunlar? Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş. En az 3 adayın 3'ü de Erdoğan'ı yenebilecek Millet İttifakı adayı olarak karşımıza çıkabilir. Şimdi yönetmenim diyor ki reklam geldi, öteleyemiyorum. Size soracağım Bir cümle söyleyeyim mi? Söyleyin. Cumhur İttifakı'nda ise Erdoğan'dan başka çıkartabilecekleri aday dahi yoktur. Bu da her iki ittifakın aday yetiştirme kapasitesine belki işaret ediyor. Ne alaka? Gökhan Bey istese çıkarır yani. Tabii söyleyelim. Yani İyi Parti ama sağ muhafazakar seçmeni yakalayacak bir aday olsun diye zaten bu itirazın dile getiriyor diyor. Tabii. Ona ilişkin de size sorum olacak.